Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, kış sezonunu bitirdik. İlkbahar yaklaşıyor. Ve adenyum bitkilerimizin birçoğunu bu yıl kış soğuklarından koruyabildik arkadaşlar. Maalesef geçen yıl kışın çok güzel şekle girmiş, büyümüş, kalınlaşmış ve bol bol çiçek açan 6-7 tane büyük adenyum bitkimi kaybetmiştim. Ama sezon içerisinde tohumdan birçok yavru ürettim. Ve bu yavruları da bu kış ölmemesi için elinden geleni yaptım. Ama şurada bir tane görüyorum. Büyük bir ihtimal ölmüş. Ve bu topluluk içerisinde sadece gözlemlediğim kadarıyla bir tane var. Şimdi bu yavru adenyumların hepsini teker teker saksılayacağız. Ayrı ayrı saksılayacağız. Ve büyümelerini, gelişmelerini sağlayacağız inşallah. Şimdi her birini teker teker topraktan çıkartıp köklerini temizleyip kök budaması, kök bakımı yapıp üstündeki kuru yaprakları temizleyip yeni saksılarına alacağız. Şimdi hızlıca buradaki bütün yavruları topraktan çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bütün adenyum fidelerimizi topraktan çıkardık. Tamamen ölen sadece bir tane var arkadaşlar. Kök çürümesi yaşamış ama gövdenin uç kısmı yaşıyor. Buradan kesip sağlam dokuyu köklendirmeye çalışacağım. İki tanesinin de uç kısmı çürümüş ama kök kısmı yaşıyor arkadaşlar. Şurada da bir göz noktası var. Bunu tekrar toprakla buluşturduğumda bu göz noktasından yeni sürgünler verecek. Aynısı bunun da başına gelmiş. Diğerleri sağlıklı fideler arkadaşlar. Bunları bu şekilde birkaç gün bekletebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. O bekletme, o dinlendirmenin ardından da toprakla buluşturabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi yaparsınız. Biraz sonra uygun toprak karışımını hazırlayıp, uygun saksıları hazırlayıp her birini teker teker yeni saksılarına, yeni ortamlarına taşımış olursunuz. Şimdi ortamı temizleyeceğim ve her birini birer birer yeni saksısıyla buluşturacağım. Az önce kökleri yıkayıp temizleyeceğim dedim ama kökler gayet temiz çıktı arkadaşlar. Ve birçoğunda da kök budavasına gerek kalmayacak. Ve hızlı bir şekilde saksı değişimini, toprak değişimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söktüğümüz fidelerin bakımlarını tek tek yaptım. Ve boylarına göre de ayırdım. İki boy yaptım arkadaşlar. Şunlar büyük olanlar. Şunlar da küçük olanlar. Saksıları ve toprağı da ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde üretim saksılarım var benim. Defalarca kullanılmış. Bunlar da küçükler için üretim saksılarım. Yine defalarca kullanılmış. Eski toprağı kesinlikle kullanmayacağım arkadaşlar. Bu bitkilerin gelişimi için yeni toprak kullanacağım. Yeni hazırladığım toprak da burada arkadaşlar. Bahçe toprağı, tor ve kokopit var. Bu üçlü karışımla fidelerimi yeni saksılarıyla buluşturacağım arkadaşlar. Önce bir tane küçük örnek dikim yapmak istiyorum. Şu şekilde küçük bitkilerimizden alalım. En küçüğünü buldum. Şöyle. Önce bir miktar toprağı saksı tabanına yerleştiriyoruz. Ve tam merkeze gelecek şekilde de fidemizi yerleştirip kenarlardan bastırıyoruz. Toprağı nemli kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk 3 gün can suyu vermeyeceğiz. Bu topraktaki nem bitkimiz için yeterli olacak. Bir tane de büyük örnekleme yapmak istiyorum. Bakın burada da kocaman bir tane adenyum örneğimiz var. Yine aynı şekilde alt kısma toprağı dolduruyoruz. Ve şu şekilde kökü eğdirerek toprağa sokuşturuyoruz. Ve kenardan yeni toprağıyla destekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi nemli toprak kullanacağımız için ilk 3 gün can suyu vermeyeceğiz. Çünkü çöl gülü bitkisi, adenyum bitkisi suyu çok fazla sevmeyen bir bitkidir. Aşırı sulama kök çürümesine ve daha sonrasında da bitkinin ölmesine sebep olur. Bu sebeple mutlaka suyu kontrollü kullanıyoruz arkadaşlar. Ama ilerleyen günlerde havalar ısınacağı için 2 günde bir sulamamız gerekecek arkadaşlar. Ve aynı işlemi bütün bitkilerime, bütün fidelerime uyguluyorum.
Evet arkadaşlar, bu şekilde 50'ye yakın fidemizi toprakla buluşturacağız. Saksı değişimini gerçekleştireceğiz ve adenyumlarımızı ilkbahara hazırlayacağız arkadaşlar. Adenyumlarda kış sezonundan sonra saksı seçimi nasıl yapılır, saksı değişimi nasıl yapılır, nasıl bir toprak kullanılır ve can suyu verilir mi verilmez mi onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım çok güzel bitkiler yetiştirirsiniz ve bu anlattıklarım sizlere ışık olur, rehber olur ve faydalı olur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.